Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca hem piyasalarla ilgili gelişmeleri değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Hem de aynı zamanda Borsa İstanbul'da yeni yatırımcı sayısı bundan sonra olup bitecekler. Bunları değerlendireceğiz. Atilla Esen bizlerle birlikte olacak. Programımızın son bölümünde ise Tanto Capital Partners kurucu ortağı Ozan Özkural'la birlikte jeopolitik gelişmeler ve bunların ışığında Türkiye'nin durduğu bölgeyi bir miktarda Türkiye'ye sermaye akışlarını yorumlamaya çalışacağız. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarıyla başlayalım. Amerikalı finans şirketi Goldman Sachs, varlık yönetimi konunun 59 milyar dolarlık alternatif yatırımlarını önümüzdeki dönemde önemli ölçüde azaltacağını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, enflasyonun resesyona neden olmadan hedefe inebileceğini söyledi. Morgan Stanley, Amerikan hisse senetlerine yönelik artan duyarlılık, zayıflayan ekonomik veriler ve kazançlarla ciddi anlamda çelişki gösterdiğini söyledi. Banka analisti Michael Wilson, ileriye dönük göstergelerin düşmesinin karlarda durgunluğa dönüşeceği ve sonunda Amerikan piyasalarını negatif etkileyeceği konusunda uyardı. Bloomberg'un kaynaklarına göre Spotify bu hafta işten çıkarmalara başlayacak. 9800 çalışanı bulunan şirketin kaç kişi işten çıkaracağının netleşmediği değerlendiriliyor. Financial Times'ın haberine göre Brezilya ve Arjantin ortak para birimine geçmek için hazırlıklara başladı. Haberde iki ülke liderlerinin hazırlıklara başlanması konusunda bu hafta açıklama yapacakları kaydedildi. Haberleri aktardık, rakamlara dönüp hızlıca bir göz gezdirelim. Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareket devam ediyor. %1 kadar yukarıda endeks 5540 puan seviyesinden geçiyor. Son işlem düzeyi yükseliş hareketinde, başı yine bankacılık endeksinin çektiğini söyleyebiliriz. Bankalardaki getiri %2'ler seviyesinde. Sınai endeks daha geriden geliyor. Primler sadece %0.4'ler civarında görünüyor şu dakikalarda. Bununla birlikte net olarak endekse puan katkısı sağlayanlar arasında Tüpraş'ı görüyoruz. 15 puan sağlıyor tek başına ve endeksteki getirinin kabaca 1/4'lük kısmını tek başına sağladığını söylemek mümkün gibi görünüyor. Gübre fabrikaları yine 10 puan kadar, BİM 7 puan kadar, Koza Altınsa yine 7 puan kadar endekse olumlu yönde katkı sağlıyor. Sasa %7,5 kadar geriliyor. Dolayısıyla şu anda endeksi kabaca 20 puan kadar aşağı çekiyor. Keza yine Hektaş'ta da benzer şekilde 10 puan kadar endeksi aşağı çeken %7'lik bir geri çekilme var. Brüt takas uygulaması burada doğrudan belirleyici olmuş. Hisse senedi fiyatlaması üzerinde doğrudan kendini göstermiş gibi duruyor. Şişe Cam'da, Kontrol Matik'te, Erdemir'de geri çekilmelerde endeks üzerinde belli ölçüde etki yaratmayı sürdürüyor. Dolar TL 18.80'in üzerinde fiyatlama buluyor. Şu dakika itibariyle 18.80-86 seviyesini görüyoruz. Euro TL 20.45'lerin üzerinde işlem görürken Euro Dolar çaprazı 1.08.75'lerde, dolar endeksi de 102'lerin hemen altından işlem geçiyor. Bizde Türkiye'nin CDS'lerine baktığımız zaman cuma günkü kapanışın kabaca 7 bas puan kadar aşağısına geldiğimizi gözlemliyoruz. Aylık opsiyon oynaklığı %9.14'ler seviyesinde. Avrupa hisseleri yükselişte, %0.2 civarında primle işlem görüyor. Avrupa borsaları Stoxx 600 endeksi üzerinden okursak Milano borsası dışındaki diğer piyasalarda %0.2-0.3'ler kadar yukarı yönlü hareket geliştiğini söyleyebiliriz. Amerikan vadelerine de bakalım. Orada da şu an itibariyle %0.1'ler civarında, belirleyici olmaktan nispeten uzak ama pozitif bir başlangıç olacak gibi duruyor. Brent petrol 88,5 doların hemen altında. WTI ise 82 dolar 40 sentler civarında alıcı buluyor. %1 kadar prim var. Spot altının ons fiyatı ise 1927 dolar seviyesine gelmiş durumda ki bu bizi gram altında 1165 lira düzeyine kadar getirmiş görünüyor. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra Ebru Usta bizlerle birlikte. Ebru, hoş geldin. Hoş bulduk. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bugün düzenlenen, Hazine'nin bugün düzenlediği ihaleler üzerinden bir miktar değerlendirme yapmaya çalışalım istersen. İhraççılara ne kadar talep geldi? Faizler nerelerde şekillendi?
Bugün hazine iki ihale gerçekleştirdi. Biri 3 yıl vadeli TLRF endeksi ihale, diğeri 5 yıl vadeli sabit faizli ihale oldu. 3 yıl vadeli TLRF endeksli ihalede net satış 3,27 milyar TL civarında gerçekleşti. Buna teklif 7 milyar TL civarındaydı. Dönemsel birleşik faiz %4,11 seviyesinde gerçekleşti. İhale öncesindeki satışlarla birlikte 17,5 milyar TL'lik bir satış oldu. İki ihalede toplam 43,6 milyar TL borçlanmış oldu. Diğer ihaleyi de bir miktar aktarayım. 30 milyar liralık bir teklif geldi 5 yıl vadeli sabit faizli ihalede. Net satış 22,8 milyar TL civarında gerçekleşti. Burada da ortalama faiz %9,9 civarında oldu. Yarın da önemli iki ihale gerçekleşecek. Biri TÜFE endeksi ihale 10 yıl vadeli ve 5 yıl vadeli kira sertifikası ihracını gerçekleştirecek hazine. Şöyle bir geçen yıldan bu yana gelirsek, geçen yıl TÜFE endeksi tahvillere önemli bir talep olmuştu bankalar tarafından ve enflasyondaki yüksek seyirle birlikte, artışla birlikte ciddi gelirler elde etmişlerdi. Daha sonra yılın ortalarında Merkez Bankası'nın yaptığı makro ihtiyati tedbirlerle birlikte TÜFE endeksi tahvilden, yani bu kanal devam etse de sabit faizli tahvil alımlarına önemli talep geldi. Buradaki tutarları bir miktar istersen aktarayım. %85 oranında artış var. Geçen yıl ocağından bu yıl ocağa kadar TL tahvil stoğu bir yılda %85 ortalama artmış durumda. TL 1.4 trilyon liraya ulaştı. Geçen yıl 330 milyar TL civarındaydı. TL artı YP'de de 2.4 trilyon lira civarında bir miktara ulaşmış durumdayız. Peki düzenlemeler neydi? Bankaları bu yöne iten şey neydi? Bir taraftan enflasyonun yükselişiyle TÜFE endeks tahvillerde cazip kısım devam etse de, çünkü hala en son ihalede -%3'le, yani eksilerde bir faiz vardı TÜFE endeks tahvillerde. Ancak diğer taraftan da artış var. Bu da Merkez Bankası'nın TL mevduatlarının toplamdan aldığı payın 50-60 gibi kademelerle artırması, selektif kredi politikalarıyla işte KOBİ, esnaf, mali kesim, kitlere verilen yatırım kredileri hariç kredilerdeki her artışa ilave %30'u kadar tahvil alım zorunluluğu getirilmesi, ticari kredi faizlerinin yine tahvile bağlanması, TLRF endeksli TLRF'in 1.4 katının aşması durumunda ticari kredi faizinin %20 kadar tahvil almak zorunda bankalar. 1.8 katını aşması durumunda TLRF faiz oranının %90 kadar tahvil almak zorunda. Artı en son yılın son günü Merkez Bankası'nın getirdiği düzenlemeyle faktöringlere de tahvil alma zorunluluğu geldi. Bu düzenlemelerle birlikte tahvil miktarında %85 gibi bir artış görüyoruz yıllık bazda. Kamu bankalarında bu artış %65 oranında olmuş. Yerli özel bankalarda %75 oranında. Yabancı bankalarda ise en yüksek orana ulaştığını görüyoruz. %113 gibi bir artış var. En çok yabancı bankaların tahvil miktarını arttırdığını görüyoruz. Bu seyir nasıl devam eder? TÜFE endeksi tahvillerin cazibesi bitti mi? Onu biraz da yarınki ihalede de faiz oranlarını izleyip bir miktar göreceğiz. Çünkü bazı bankaların küçük küçük TÜFE endeks tahvillerinin sattıklarını da duyuyoruz. Ancak yine de enflasyon oranlarındaki yüksek seyir şu an 64,3 seviyelerindeyiz. Yine de yüksek seviyeler devam ediyor. Buradan önemli bir gelir var bankalara. Sabit faizli tahvillerin faizinde nasıl bir seyir var? Geçen yılın Mart ayında tepe seviyesini görmüştük, orada da %28 oranda. Şu an %8,7 seviyelerindeyiz. %28'den %8,7'ye önemli bir düşüş var o tarafta da. Hı hı. Bankaların bundan sonraki ihaleleri nasıl ne yönde bakacağız? Çünkü hakikaten 5 yıllığı üzerinde hala cazibeyi devam ettiriyor Merkez Bankası. İskontolu uygulamasına rağmen %70 oldu iskonto. Hala TÜFEX kağıtlarında belli ölçüde vitamin var. Alabildiğince bunu almaya çalışıyor gördüğünüz kadarıyla. Bu çerçevede şu ana kadar bankalar. Çok teşekkür ediyoruz Ebru. Gidiyoruz şimdi araştırma masasına. Çağlar Kuzlukluoğlu bizleri bekliyor orada da. Çağlar, biraz önce haber başlıklarında da aktardık. Sabah saatlerinden bu yana da değerlendirmeye çalışıyoruz. 1970'lerden bu yana devam eden bir İdealist yaklaşım, Arjantin'le Brezilya'nın ortak para birimine dönmesi tartışması. Şu anda Arjantin'de tablo çok kötüye doğru gittiği için
Arjantin açısından kurtuluş, Brezilya açısından da Arjantin'e biraz daha fazla ihracat gerçekleştirebilmek adına bir fırsat gibi görünür. Ama kısa vadeli bu tartışmaların ötesinde acaba ne getirir ne götürür konusunda ne diyor piyasa bu yaklaşıma? Açıl, aslında sözü bana devrettiğin yerden yaklaşacak olursak, geçen hafta seninle birlikte Davos'ta konuştuğumuz deglobalizasyon konusunun, yani küreselleşmenin tersine dönmesi ya da bir başka tabirle küreselleşmenin yön değiştirmesi noktasında konunun açıkçası gündeme geldiği andan itibaren tartışıldığını söylemek mümkün. İlk olarak yine seninle bu kuşakta bakmıştık. Özellikle savaş sonrasında biz küresel ticaretteki artık paradigma değişikliğinde, özellikle ticarete konu olan para birimleri içerisinde yuanın artışına dikkat çekmiştik. Grafiğimizde ekrana geldiği üzere, bu arada %100'ü bulmuyor. Değerli izleyicilerimizin kafası karışmasın. Çünkü başlıkta belirtmeye çalıştık. Tüm işlemlere konu para birimlerinin paylarını aldığımız zaman aslında burada belki de Robert Gilpin'i de anmak gerekiyor. 1980'lerden itibaren her ne kadar özellikle serbest piyasa ve küresel para biriminin dolar olması noktasının düşüşe geçeceğini söylemesi belki de 2008 krizini buluyor olsa da, burada tam manasıyla bir ABD doları dominasyonu var. Açıl, değerli izleyicilerimizin de gördüğü üzere Amerikan dolarının tüm işlemlere konu para birimi olma noktasındaki payı %88 ile açık ara önde. Onu Euro bölgesi takip ediyor %30'la. Burada açık bir not daha düşmek isteriz, konuyu Brezilya ve Arjantin'in ortak para birimi noktasına getireceğiz ama son yıllarda özellikle 2020'den itibaren, belki de savaş sonrası ayrı bir parantez açabiliriz ama bu tablonun içerisinde yükselenler Amerikan doları ve Çin yuanı, düşüşte olan unsur ise Euro ve belki de bir miktar Japon yeni diye koyabiliriz. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemde özellikle doların değeriyle ilgili yaptığı tartışmaların ötesinde küresel ticaretin bilhassa Arjantin ve Brezilya açısından önemi ve zaten bunun gündeme gelmesinde özellikle kırılganları artırıcı dolar unsuruna dönük bir vurgu yapılmış. Sen aslında ilk sinyali verdin. 80'lerden itibaren diye konuşuyoruz ki 1987 yılında şu anda SUR adı verilmesi planlanan para biriminin tekrar Brezilya ve Arjantin, Latin Amerika, Güney Amerika'nın iki büyük ülkesi Gaucho adıyla aslında bir ilk filizlenmesi olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Tabii önümüzdeki günlerde para biriminin nasıl bir şekilde hayata geçeceğini göreceğiz ama akıldaki sorular açıl, bizim de globalizasyon ya da küresel ticaretin yönü değişikliği anlamında ilk aklımıza şunu getiriyor. 2000'lerden itibaren başlatacak olursak şu anda %30'lar civarında olan Euro'nun küresel ödemelerdeki payı ve Euro'nun başarısını düşünmek gerekiyor. Bununla beraber Arjantin'de neredeyse %100'lük bir enflasyon söz konusu. Brezilya'da ise bu oran %5,5-6'lar civarında. İki ülkenin enflasyonu ve cari açıklarını bir noktada bütünleştirmek ve olası bir ortak para birimi gündeme geldiği halde kendi aralarındaki ticaretin haricinde başkalarının bu iki ülkeyle olan ödemeleri önemli olacak. Ama şunu da hatırlamak gerekiyor, özellikle küreselleşmenin şu anda tartışılan konu başlıkları haliyle, ben Yuan'ın özellikle uluslararası ödemeler arasındaki payından bahsetmiştim. Ama açıl, 2022'den itibaren özellikle Rusya'nın yaptırımlar karşısında takınmış olduğu tavırda ruble üzerinden borçlarını ödemesi ya da alacakların ruble olarak talebi ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin çoğunluğunu oluşturduğu dış açıkların finanse edilmesi noktasında, belki işin içine burada Türkiye'yi de koyabiliriz, özellikle dış açığı olan ülkelerin kendi para birimleri üzerinden ikili anlaşmalara yönelmesi, ki bu da akıllara Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni getiriyor. Önümüzdeki günlerde ayrı bir para bloku ya da ayrı bir para alanı göreceğiz mi bilmiyoruz. Ama özellikle küreselleşmenin ödemeler ve para birimlerinin hegemonyaları açısından şu anda getirmiş olduğu yenilikler karşımızda 2023'te bambaşka bir tablo sunuyor. Hep beraber neler olacağını izleyip göreceğiz. Çağlar, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Kısa bir araya gidiyoruz, sonrasında yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Londra'ya gidiyoruz. Ceren Dilekçiköseoğlu bizlerle birlikte. Ceren, özellikle Euro-Dolar çaprazına baktığımız zaman Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye kadar geldiğini görüyoruz. Aslında bir yandan Euro bölgesinden, ECB'den gelen açıklamalar, bir taraftan Fed'de de zirveyi gördük beklentileri doğrudan etkili olmuşa benziyor.
Açılı, evet, Euro dolar paritesi bugün 21 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Hem Avrupa Merkez Bankası üyelerinden gelen şahin açıklamalar, Fed'den faiz artış beklentisine ilişkin yavaşlama beklentileri, diğer tarafta kurumların birer birer bu sene için Euro bölgesi tahminlerinde, büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidiyor olması Euro'yu destekliyor. Bugün Euro dolar paritesi gün içi en yüksek 1.0927 seviyesine test etti ve böylece 21 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Şu saatlerde Euro dolar karşısında %0.2'lik yükselişle 1.0870'ler seviyesine işlem görüyor. Diğer tarafta son günlerde Euro sterling karşısında oldukça zayıf bir performans sergiliyordu. Fakat bugün de Euro sterling karşısında yeniden yükselişe geçti ve %0.5'e varan oranda değer kazandığını görmekteyiz. Tabi pariteye baktığımız zaman, yani Euro dolar paritesi Eylül sonu seviyelerinde 0.96 seviyelerine kadar geri çekilmişti ve o dönemden bugüne %13.5 oranında değer kazanmış durumda. Diğer tarafta bugün G10 paraları arasında en kötü performans sergileyen Japon yeni karşısında ise 12 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmış durumda. Tabi Avrupa Merkez Bankası üyelerinden arka arkaya şahin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Mesela Avrupa Merkez Bankası üyesi Not, Şubat ve Mart aylarında Avrupa Merkez Bankası'nın 50'şer bas puanlık faiz artırımına gideceğini ifade etti. Diğer yandan bir başka üye olan Kazimir ise yarım puanlık 2 faiz artışı yapmamız gerekli. Faiz artırımını yavaşlatmak için herhangi bir neden yok dedi. Diğer tarafta tabii kurumlarda, mesela son olarak Credit Suisse de Euro bölgesi için hem bu yıl hem de önümüzdeki sene tahminlerinde, büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gittiğini duyurdu Açıl Sezen. Ceren, çok teşekkür ediyoruz sana da aktardığım notlar için. Şimdi sermaye piyasaları danışmanı Atilla Esen bizlerle birlikte. Atilla, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında Borsa İstanbul'a bakıyoruz, ciddi anlamda bir geri dönüş hikayesi oldu. Son bir ay içerisinde dalgalanması, düşüşü, osu busu falan derken dibinden bayağı kuvvetli bir toparlanma. %10'un üzerinde bir aylık getiri sağlamış oldu. Yatırımcı sayısında çok ciddi bir yükseliş gözlemledik. Son o çalkalanmada bunun bir kısmının gittiğini görüyoruz ama bu da doğaldır. Çünkü yani daha önce mesela 70-80 bin kişilik yatırımcı azalmaları 250-300 bin kişinin aktif işlem yaptığı bir piyasada çok belirleyiciydi de, hani 4 milyona yaklaşan yatırımcı sayısı varken anlaşılabilir gibi de görünüyor. Nasıl değerlendirirsin borsaya olan geçen seneki ilginin ardından bu senelik bu 20 günlük periyodu? Evet. 2022 sizin de bahsettiğiniz gibi gerçekten altın bir yıl oldu. Hani neredeyse hangi hisse senedini alırsanız para kazandığınız bir yıl oldu denilebilir. Ve bu tabii algının da bir miktar açılmasına sebebiyet verdi. Ama ancak bence en önemli faktör insanların şunu fark ettiğini biz gördük. Özellikle pandemi döneminden itibaren borsaya ulaşmanın kolay olduğunu yatırımcılar çok fazla anlamaya başladılar. Çünkü geçmiş senelerde hatırlarsanız bir aracı kurumda hesap açmak, aracı kurumda müşteri temsilcisine ulaşmak, daha sonra hisse dökümlerini almak vesaire gibi şeyler çok yıpratıcıydı, zordu. Bir miktar insanların kafasında soru işaretleri yaratıyordu. Ulaşamadık diyorlardı, satamadık, alamadık vesaire gibi kaygılı durumlar ortaya çıkıyordu. Ancak pandemiyle beraber bu telefonlarla her yere ulaşmanın bu kadar kolaylaştığı bir ortamda Borsa İstanbul'da bundan çok fazla nasibini aldı. Ve artan yatırımcı sayısıyla beraber bir kitle oluştu diyebiliriz. Ve şu an sizin de bahsettiğiniz gibi 4 milyona yaklaştı bu sayı. Ben 2023 yılında yine halka arzının da etkisiyle özellikle bu sayının 5 milyon civarına doğru çıkabileceğini de öngörüyorum. Dolayısıyla bu yatırımcıların birçoğu genç, birçoğu kadın, daha önce olmayan yatırımcı kimlikleri ve ulaşmanın da halen kolaylığını öğrendikleri için artık hisse senedi alıp satmasalar bile fiyat izleme alışkanlığı oluşmaya başladı Açıl Bey. Bence bu gerçekten geçmişe göre bizi en çok destekleyen, sermaye piyasalarını en fazla destekleyen unsurlardan bir tanesi oldu. Tabii bunun haricinde işte enflasyonla mevduat faizleri arasındaki gap'in çok fazla açılmış olması bir alternatif olarak borsayı ön plana çıkarttı. 2023'te de şu an ilk çeyrekte bence bu süreç kısmen de olsa devam ediyor. Tabii ara ara düzeltmeler görebiliriz. Bir takım açıklanan regülasyonlardan kaynaklanıyor bazen. Daha sonra bunun düzeltmesi çok hızlı bir şekilde geldiği için düzeltmeler de toparlamayı anında hızlı bir şekilde getiriyor. Ancak özellikle mesela şimdi karlar gelmeye başlıyor önümüzdeki haftadan itibaren. 2022 yılı karlılık açısından, şirketler açısından da çok iyi bir yıl oldu. Büyük ihtimalle sene sonu bilançoları bu anlamda iyi gelecek. Ardından Şubat ayında kur korumalı mevduatın
dönüşleri olmaya başlayacak. Biraz kur koruma mevduatın ister istemez faizindeki düşüş ve dövizdeki yatay seyir sebebiyle bir miktar daha dengeli bir noktaya geldiğini, en azından o yükseliş ivmesini, katılımcı sayısını azalttığını görüyoruz. Buradan hem mevduata hem borsaya mutlaka bir kayış olacak. Geçen hafta biliyorsunuz özellikle 3 ay üstü mevduatlar için Merkez Bankası zorunlu karşılıkları sıfırladı. Bu da bir alternatif yaratıyor. Gerçi bu biraz borsa için de stres yaratan bir kaynak olabilir. Bunun haricinde EYT ile ilgili düzenlemeden dönecek bir kıdem tazminatı beklentisi var. Hani bunun da tekrardan borsaya belki bir miktar kaynak yaratabileceği düşüncesi var. Ama bence en önemli faktör Mart ve Nisan aylarında, yani 2022 bilançoları Şubat ayında bittikten sonra şirketlerin bedelsiz ve temettü beklentileri de bence yatırımcılar için işte açıcı bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Zaten borsadaki hareketleri de buna bağlıyoruz. Şimdi bu söylediklerinin hepsinin içerisinden birkaç tane çok önemli nokta var. Onları teker teker bir sormak isterim. Birincisi, halka arzlardan bahsettin. Çok kuvvetli performanslar görüyoruz halka arzlarda. Evet. Bunu gören insanlar da zaten dönüp dönüp bu hisselere teklif vermeye çalışıyorlar. Fakat 150 lira, 200 lira, 250 lira falan ancak düşüyor paylarına. Evet. Hani bu dağılım bu şekilde gerçekleştiği zaman. Bununla birlikte portföy şirketlerinin bir bölümü halka arza girmek isteyen müşterilerine bir sözleşmeyle sizin adınıza ben girip daha bir porsiyon alabilirim diyerek o yolu tercih ediyorlardı. Bu da uzun süredir devam ediyordu. Geçen senenin hemen hemen bütün halka arzlarını da gördük. Aynen. Şimdi SPK buna müdahale etti. Evet. Sonuç itibariyle bir, halka arzlardaki devamlılığı nasıl görürsün? İki, buralardaki bu talep ve bireysele düşen pay konusu yapılan son düzenlemeden sonra nasıl değişebilir? Bu düzenleme bence olumlu oldu. Çünkü bireysel olarak gözüken bir takım fonlar aslında, yani kurumsal olarak gözüken bir takım fonların bireysel olarak daha fazla pay aldığını görüyorduk. Ve bu anlamda bireyselin de alacağı pay bu anlamda azalıyordu. Hiç komik rakamlar olduğunu bile şahit olduk. Yani 100 liralık, 200 liralık ya da 5 lot, 10 lot gibi rakamlar. Esasında bu sermayenin tabana yayılmasının en doğru karşılığı. Yani burada bir yanlış yok. Ancak tabii adaletli bir dağılım olması açısından SPK'nın yapmış olduğu bu adımı da ben olumlu karşılıyorum. Sadece halka arz esnasında değil, halka arz sonrasında hisse senedi işleme başladıktan sonra da esasında bir miktar dengesizlikler olduğunu görüyoruz. Çünkü yatırımcılar sonrasında da halka arzda sonrasında da işlem yapıp hisse senedi almak istiyorlar. Ancak kolokasyon dediğimiz uygulamalar bir miktar bu anlamda büyük yatırımcıyı ya da bu işe para ödeyen yatırımcıyı biraz daha ön plana çıkartıyor. Belki bununla ilgili de SPK'nın bir düzenleme yapması, en azından halka arzın sonrasındaki ilk 3 iş günü ya da 5 iş günü gibi bir vadede diğer yatırımcıların da tekrardan alamadıkları hisse senedini tahtadan alma şansına imkan verebilir. Çünkü kolokasyon dediğimiz şey diğer yatırımcıların çok fazla önüne geçtiği için siz bunu aşıp araya giremiyorsunuz ve sürekli ilk işlem buraya gerçekleşiyor. Bu kötü bir şey değil, ancak kullanımını birazcık daha belki dengelemek gerekiyor. Şirketlerin tarafından da bakarsak, ben geçen gün bir inceleme yaptım. Yaklaşık 40 tane hisse senedi geçen sene halka arz oldu. Bunun %70'i Marmara bölgesi. Geri kalan neredeyse %10'luk kısımları ise Ege ve Ankara, yani İç Anadolu tarafında oluşuyor. Neredeyse Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen halka arz olmak isteyen şirket sayısı çok az. Ya bu bilinçsizlikten kaynaklanıyor ya da bir korkudan kaynaklanıyor. Bunu şu an bilme şansımız yok. Belki bununla ilgili de Borsa İstanbul'un kotasyon birimi bu bölgelere bir takım eğitici ve teşvik edici faktörleri devreye alarak en azından bu sermayenin Türkiye'nin geneline yayılacak şekilde dengelenmesini sağlayabilir diye düşünüyorum. Borsaya olan ilgi üzerinden değerlendirme yapmaya devam edecek olursak, şu anda mevduat faizlerinin %30'lara doğru gittiğini gözlemliyoruz. Evet. Dolayısıyla daha önceki dönemde tabii %20, %25 arasında mevduat faizi varken, 85'te enflasyon varken cari, beklenen enflasyona bakmaya kimse dönüp hani çok da fazla cesaret edemiyordu. Çünkü para kaybediyordun. Şimdi baz etkisi nedeniyle, artık kurun sabit tutulması nedeniyle bir miktar enflasyonda gerileme beklentisi kuvvetlenmiş durumda. Yıl sonu beklentileri de 35 ile 40 arasına yerleşiyor. Evet. Şimdi bu ortamda 30 puanlık mevduat faizi eskisine göre daha cazip. Mevduat faizi yok TL'de alternatifsizim diyerek borsaya gidenler için, biraz önce söylediğim gibi, burası ne kadar dengeleyici, ne kadar zorlayıcı olur?
Evet, bu dediğiniz var. Zaten Şubat kur kurulama mevduat dönüşünde zaten bunun ne kadar gerçekçi olduğunu göreceğiz. Çünkü ister istemez enflasyonla getiri birbirini dengeler noktaya gelmeye başladı. Geçmişi tabii geri getiremeyiz. Yani geçmişteki kayıpların artık geri gelmesi söz konusu değil. Ancak gelecek ve mevcut için baz etkisinden dolayı enflasyonun düşmesiyle bir miktar dengelenme olacaktır. Bu noktada zaten 2023 yılında biraz daha seçici olunması gerektiğini bu yüzden söylüyoruz. Yani 2022 gerçekten tüm sektörlerin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da etkisiyle gıda, enerji, işte bankacılık, ulaştırma gibi birçok sektörün ağırlıklı olarak yükseldiği ve bununla beraber diğer kesin senetlerin de bundan pay aldığı bir dönem oldu. Ancak 2023 için ben özellikle hisse bazlı gelişmelerin daha fazla ön planda olacağını, hatta sektörel bile bu kadar net konuşamayacağımızı düşünüyorum. Sektör bazlı değil de hisse bazlıya döndüğümüzde de belki 2023'ün ilk çeyreğinin bilançoları bu anlamda daha esasında önemli bir faktör olarak karşımıza çıkacak. Aksi takdirde sizin de demin bahsettiğiniz gibi hem altına hem de mevduata bir miktar kayış olması gayet normal gözüküyor. Hisse senedi yatırımcı sayısının bu kadar artışında hani hep böyle daha geçmiş dönemlerde Türk halkı basketbolu Efes Pilsen'in Koraç Kupası şampiyonluğuyla sevdi. İşte diğer unsurları da katabilirsin içine ama hani buradaki borsa hareketinde de Sasa ve Hektaş'la aslında çok ciddi bir yatırımcı tabanına doğru ulaşılmış oldu. Şimdi tabii buralardaki değerlemeler belli bir seviyeye geldikten sonra arka arkaya önlemler, şirketin yöneticilerinden gelen açıklamalar, SPK Başkanı'nın bu konuyla ilgili açıklaması oldu geçen hafta, bunu da sorayım. Evet. Bir de son olarak da Borsa İstanbul'dan Sasa ve Hektaş hisselerinde bir ay süreyle geçerli olmak için açığa satış ve kredili işlem yasağının getirilmesi. Zaten endeks üzerindeki etkisini bugün çok bariz ve net şekilde gözlemleyebiliyoruz. Ne dersin, nasıl değerlendirirsin? Şimdi tabii ki maalesef burada sosyal medya birazcık yanlış yönetildiği için buradaki aksiyonu ben yanlış buluyorum. Çünkü bu hisse senetler esasında bu şirketler değerli şirketler. Ancak şöyle bir algı yaratılıyor maalesef sosyal medyada. Bir hisse senedini nereden alırsan al para kazanırsın gibi bir algı yaratılıyor. Bu algı yanlış. Sonuçta değerlemelere bakmadan, şirketin geldiği yeri, gideceği yeri görmeden bir projeksiyon çizmek çok zor. Bununla ilgili yeri geldiğinde temettü şirketleriyle ilgili de bir takım açıklamalar yapılıyor. Ben Sayın Gönül'ün, SPK Başkanı Gönül'ün bu sermaye piyasalarıyla ilgili yapmış olduğu sosyal medya tarafıyla ilgili düzenlemelerin de kısa sürede devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu gelen yatırımcı, yani 4 milyonluk ileride 5 milyona ulaşması gereken yatırımcı kitlesi gerçekten çok değerli. Ama bilinçsiz. Hatta son dönemde bir takım sanatçılarımızın da borsa ile ilgili tweetler attığını görmeye başladık ki sanatçılarımız genelde hani borsaya hep en uzak, daha çok işte konut olsun, işte araç olsun, arsa olsun veyahut da altın olsun, bu tarz yatırımları tercih eden kişiler olmasına rağmen yani borsaya gelmeye bir iştahla anlatmaya başladılar. Bunlar sevindirici gelişmeler. Ancak biz bu 4 milyonluk, 5 milyonluk yatırımcı kitlesini koruyamazsak gerçekten buradaki kayıplar ileriki dönem için üzücü olabilir. Bir yani başka Sasa ve Hektaşlar yaşanmasın. Çünkü bu şirketler gerçekten değerli şirketler. Bunların da adı daha fazla bence bu konuya dahil edilmemesi gerekiyor ki süreç ilerleyebilsin. Söylediğin çok doğru. Çünkü biz geçtiğimiz dönemde yeterli mesleki geçmişe sahip olan insanlar olarak borsaya bu tür yatırımcı ilgilerinin yoğunlaştığı dönemlerin çok olduğunu, fakat daha sonrasında döngü bittiğinde tamamının gittiğini gözlemledik. Evet. Hatta var olandan daha fazlasının da gittiğini gözlemledik. Dolayısıyla hani bir anda 2 milyon yatırımcı var falan denilen borsada günlük 50 bin 60 bin kişinin işlem yaptığı dönemlere dahi gitmiş olduk. O yüzden şimdi söylediğim bence çok önemli, çok değerli. Ne yaparak tutabiliriz peki buradaki yatırımcıyı? Bir de ne kadarını tutarsak başarı sayılır. Yani sen diyorsun 5 milyona çıkabilir bu sene halka arzlarla birlikte. Nasıl tutarız? Ne kadarını tutarsak başarılı sayılırız? Şimdi tabii burada hani bir rakam vermek doğru olmaz. Ancak kayıpları mümkün olduğu kadar aza indirmek mantıklı olan hareket. Burada bir kere yatırımcıların önemli faktör bir kayıp olabileceğini düşünüyor olmaları. Maalesef sosyal medyanın belki en büyük sıkıntısı bu oluyor. Sosyal medyada bu arada iyi yönlendirme yapan, düzgün yönlendirme yapan, yapmaya çalışan kişiler de var ama tabii burada bir lisanslama sına sahip olup olmadıklarını bilmiyoruz. Ne kadar yatırımcı olduklarını bilmiyoruz. Hangi piyasalardan geldiklerini bilmiyoruz. Dolayısıyla bunun ayrımının bence en kısa sürede yapılarak sosyal medyada düzgün yönlendirmenin en azından kontrol altına alınması gerekmesi bence çok önemli. Aracı kurumlar maalesef bu süreçte biraz geri kaldılar. Yatırım danışmanlıkları birimlerindeki eleman kadroları biraz geri kaldı. Hatırlarsanız sizin demin de bahsettiğiniz gibi geçmişte 40 yaş üstü insanlara maalesef aracı kurumlar
yani işten çıkartarak esasında kendi geleceklerini kendileri baltaladılar. Çünkü o know-how çok değerliydi. Yani o bilgi, işte her şeyi yaşamış bir aracı kurum yetkilisi, yatırım danışmanı çok büyük bir değerdi. Ayrıca tecrübesini gençlere de aktarabiliyordu. Şimdi inşallah bu konuda aracı kurumlar da yatırım danışmanlıkları birimleri ve araştırma birimlerini daha etkin olarak devreye sokacaklar. Bunlar oldukça en azından bu yeni gelen yatırımcılar da piyasanın sosyal medyası yerine gerçek danışmanlara dönüş yapabilecek diye düşünüyorum. Atilla Esen, çok teşekkür ediyoruz keyifli sohbetin ve değerlendirmelerin için ve böylelikle bu bölümü de kapattık. Kısa bir aramız var, sonra yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Tanto Capital Partners kurucusu ve CEO'su Ozan Özkural bizlerle birlikte. Ozan, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk hocam. Şimdi özellikle son dönemde Türkiye'nin jeopolitik duruşu ve yaşanan gelişmelerde özellikle Rusya'nın ve Çin'in denklemden bayağı uzaklaştığı bir ortamda Batı ittifakının kendine yeni müttefikler arayışı bizim açımızdan önemli bir süreç başlatmış gibi görünüyor. Dünya Ekonomik Forumu'nda mesela her şeyin hakikaten böyle en tatlı meyvesini, en güzel işte sebzesini tadan bir Hindistan gördük. Örneğin. Kesinlikle. Her şey oraya kayıyor. Hintliler tarih boyunca katıldıkları en kalabalık Davos'larına katılmışlardı. Yazılımcısı da oraya gidiyor, diğerleri de oraya gidiyor, herkes oraya gidiyor falan. Türkiye'nin burada payına düşebilecek bir şey olabilir mi? Ne yaparsak olabilir? Ne dersin? Ya Türkiye'nin kesinlikle burada payına düşebilecek bir şey olabilir ve oluyor aslında baktığın zaman. Çünkü Hindistan'ın şöyle bir özelliği var. Yani Amerika'nın ta Obama döneminden beri Asya pivotunu oluşturan ve önem arz eden ülkelerin başında. Artı Hindistan gibi ülke yıllardır İran ticaret yapıyor. Bir şey yapamıyorsun. Çin'le sınırları var. Bir şekilde Çin'e karşı bir hedge olarak önemli. Ama Türkiye'nin buradaki en büyük avantajı üretim olarak baktığın zaman Hindistan'daki çok komplike siyasi ve toplumsal dengelerden çok daha düz, batıya odaklı, lojistik olarak daha yakın ve üretim kapasitesi işte hatırı sayılır kadar. Yani çok önemli bir ülke Türkiye şu anda. Ve dünya gitgide artan bir ivmeyle Çin'e olan tedarik zinciri bakımındaki yumuşak karnını biraz daha hece etme ihtiyacında olduğu için Türkiye'nin önemi zaten çok daha ileride. Bir. İkincisi, Rusya ile olan diyalogda Türkiye artık hiç kimsenin tartışamayacağı bir noktada çok credible bir arabulucu durumunda. 2023'te özellikle bence ikinci yarısından sonra Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ne tarafa gideceği konusunda Türkiye'nin çok daha önemi burada artacak. Üçüncü, sonuçta seçim dönemi olmasına rağmen gerçekten gelişmekte olan piyasa ülkeleri arasında ciddi bir getiri sağlayabilecek ülkelerin başında geliyor. Şimdi nasıl bir seneye başladığımıza bakalım istersen. Yani herkes sabahtan beri işte euro dolar karşısında çok güçlendi. Fed'in açıklamaları, Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamaları konusunda hani niye bu kadar güçlendi konusunda bakarken aslında şunu bence altını çizmemiz lazım. Seneye yatırımcılar çok hızlı başladı. Bir şekilde yüksek enflasyonun olduğu ortamda olabildiği kadar çabuk getiri sağlama kaygıları var bütçelerini tamamlamak için. Dolayısıyla Avrupa'daki borsaya kayış, bir şekilde Avrupa'daki şirketler üzerine yapılan yatırımlar da aslında Amerika'da yatırımcının özellikle ne kadar ekstra getiri sağlayabilirim kaygısından kaynaklanıyor. Bunu biraz daha uzun döneme yaydığımız zaman Türkiye için de bence pozitif bir içe gelen yatırım başlayacak. Tabii seçim döneminin nasıl gittiğiyle alakalı olarak açalım. Peki şimdi tabii Türkiye'nin Rusya ile belli bir ilişkisi var. Türkiye'nin yine Ukrayna ile belli bir ilişkisi var. Evet. Çin'le aramız biraz mesafeli ama ticari açıdan gayet iyi gidiyor her şey anladığımız kadarıyla. Orta Doğu bölgeleriyle de nispeten daha yumuşamış bir ortamla karşı karşıyayız. İşte Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye para gönderimi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden benzer şekilde İşte Mısır'la ilişkilerin tazelenmesi falan herkesin herkesle görüştüğü ortamda Türkiye'de herkesle görüşen bir aktöre evet. dönüşmüş durumda. Dolayısıyla şimdi seçim senesi olduğu için Batı'nın seçime ve buraya bakışı açısından ne değişebilir, ne farklılaşabilir? Bu tarafını da bir sormak isterim sana. Yani iktidarın durduğu yer burada 3 aşağı 5 yukarı belli.
Muhalefet açısından bir bakış açısı, bir şey duyuyor musun özellikle yurt dışı temaslarında? Hayır, şu an tabii herkesin kafasında seçimin sonucunun ne olacağı soru işareti var. Ama işin gerçeği şu, Türkiye'nin şu andaki duruşu ve seçime giden yoldaki bence en önemli faktör de şu olacak. Devlet olarak jeopolitik gelişmelerde nasıl bir yerde olacağı. Yani Arap Yarımadası aslında bundan bir önceki seneye göre biraz daha durulmuş durumda oradaki dalgalar. Yani Katar, Suudi Arabistan arası, Katar, Arap Emirlikleri arası ve o bölgedeki yatırım olarak baktığın zaman çok daha Türkiye'nin yakınlaştığı bir ekosistem mevcut. Rusya her zaman önemi bakımından çok, yani ilginç bir döneme girdik. Şimdi şu anda Avrupa Birliği'nin kendi iç bünyesinde biliyorsun Almanya'ya karşı çok ciddi bir aslında tepki var. İşte Ukrayna'ya tank vermiyorlar. NATO'nun içinde başka ufak bir NATO olabilir mi tarzı. Burada Türkiye'nin önemi çok daha artacak. Seçim dönemine giden yolda bence biz olabildiği kadar çok serin kanlı, herkese eşit mesafeli ve dünyanın şu anda ihtiyacı olan ve ihtiyacı çok da fazla olması muhtemel serin kanlı, ara bulucu, jeopolitik olarak önemli ülkeyi oynamamız lazım açıkçası. Peki buradan döneyim birazcık işin finansman bacağına. Türkiye portföy hesaplarına kendi kapısını kapattı. Evet. Kendi isteğiyle son 3 senedir kademe kademe azaltacak şekilde portföy hesaplarının TL'ye erişimini engelleyerek burada ciddi bir tavır koydu. Şimdi bir yandan bu var. Öbür taraftan Türk şirketlerinin krediye erişiminde ciddi anlamda büyük şirketler açısından problemli bir ortamla karşı karşıyayız. Dolayısıyla yurt dışından kaynak bulma, para bulma imkanları açısından tablo nasıl diye bir sormak isterim sana. Hani bir ÖST'lerle, iki yurt dışından borçlanmayla şu an itibariyle gerçekleştiriyor gibi bunu şirketler. Aslında şu anda yurt dışından sermaye piyasaları olarak yani Eurobond ihracı olarak borçlanmak için konjonktür olarak en iyi zamanlardan biri. Yani bu yani devletler olarak da öyle, şirketler olarak da öyle. Çünkü şu anda gerçekten yatırımcıların, özellikle Amerikalıların çok ciddi para plase etme ihtiyacı var ve yüksek enflasyonda bir getiri sağlama ihtiyacı var. Yani biliyorsun daha geçenlerde Yunanistan ilk defa 2008'den beri ilk defa 30 yıllık borçlandı. Nereden borçlandı? Yaklaşık 4.2'den borçlandı. 2,5 milyar euro bu arada. Bulgaristan 10 yıllık borçlandı. 1,5 milyar euro 4.8 civarında bir yerden. Yani getirilerin böyle olduğu ve enflasyonun çok daha bunun üstünde olduğunu bile bile böyle olduğu yerlerde aslında Türk şirketlerinin özellikle lokal piyasalarda borçlanma konusunda sıkıntısı olan Türk şirketlerinin bence sermaye piyasalarına bakması açısından hiç fena bir zaman değil. Peki özellikle tabii bir yandan da Türk şirketleri açısından yurt dışındaki erişim esnasında hani benchmarklar yükseldiği için hani kıyas olarak bakarsan evet. Amerikan 10 yıllığı 3.53'ler evet. civarında. Dolayısıyla bunun üzerine bir hani kendi Türkiye'nin risklerini içeren risk primlerini ve oradaki farklı bakış açısından kaynaklanan, akıştan kaynaklanan, maliyetlerden kaynaklanan farkı koyduğunda hani Türk şirketlerinin şu anda yurt dışında borçlanma maliyetleri 9.5-11.5 arasında gidip geliyor gibi görünüyor evet. Döviz cinsinden. Dolayısıyla bu taraf için ne söylersin? Buralardaki maliyetler için ne dersin? Ya şimdi bu taraftaki maliyetler konusunda söylenecek çok fazla bir şey yok. Çünkü o aslında Türkiye'nin ve ülkenin genel risk primiyle alakalı. Onu kontrol etme imkanımız bizim yok. Ama şirketlerin bakması gereken mutlaka baktıkları önemli yollardan bir tanesi de iç piyasadaki borçlanma mümkün mü? Mümkünse fiyatlandırması ne? Soplanmış veya TL olarak yurt dışındaki fiyatlandırmanın tam olarak maliyeti neye bakmaları lazım? Belki burada dolar-euro arasındaki fark oynanabilir. Çünkü 10 yıllık Amerikan tahvilleri işte 3.50 civarlarındayken 10 yıllık Avrupa, Amerikan bunları hala şu anda 2.20 civarında falan seyrediyor. Aslında öyle baktığın zaman belki de Alman bunları 2.20'de şu anda. Yani belki de euro-doların arasındaki o arbitrajı oynamaları 5 yıllığa kadar olan tahvillerde tavsiye edilebilir. Çünkü 5 yılın üzerine çıktığın anda esas likitte Amerika dolar bonosu istiyorlar. Yani kolay bir konjonktür asla değil. Ama borçlanma konusunda elimizde olmayan faktörleri sonuçta biz değiştiremiyoruz. Ona göre adapte olmak lazım. Bir de şunu sorayım sana. Davos'ta da yine çok tartışılan konulardan bir tanesi şuydu. Amerika'nın son yapmış olduğu düzenlemeler, enflasyonla mücadele evet. ve yerinde üretim açısından sağladığı teşvikler Avrupa'ya göre Amerika Birleşik Devletleri'ni çok öne geçirmiş. Dolayısıyla aslında ortaya çıkan yatırımlar daha önce işte biraz daha gelişen ülkelerde şuraya mı buraya mı diye bakılırken Amerika'ya mı dünyanın geri kalanına mı ya dönüşmüş aynen. durumda. Dolayısıyla Amerika'ya olan bu yatırım iştahının diğer bölgelere yatırım iştahını nasıl etkilemesini beklersin? Çok daha seçici olacaklar.
çok daha jeostratejik olarak önemli ülkelerde, sektörlerde aktif olacaklar. Bu aslında yani 2023'te yatırımcıların genel olarak çok daha seçici olacağının da altını çiziyor aynı zamanda. Ama şöyle bir ufak bekleme yapayım açıl. Ben şu anda Amerika ile Avrupa arasındaki sanki Avrupa büyüyecekmiş, Amerika resesyona girecekmiş, Avrupa daha iyi bir yere gidecekmiş nosyonuna katiyen katılmıyorum. Katılmıyorum. Resesyonsuz çünkü, atlatacağını neredeyse kesin gözüyle bakıyor şu an. Ben buna katılmıyorum. Çünkü biraz geriye gidip baktığımız zaman hikaye olarak ne değişti? Şimdi şu andaki biz dünyada hangi ekonomi iyi, hangi ekonomi daha kötü denklemini sadece para politikası da çözmeye başladıysak burada bir sıkıntı var demektir. Hayır, zaten 0.1 eksi yerine 0.1 artı oldu. Dolayısıyla tanımsal olarak hani, resesyona evet, girdi ya da kurtulduğunun çok bir karşılığı yok yani. Ama o iktisadi bir tartışma sonuçta. Aynen. Ama şöyle biraz geriye bakıp biraz daha olaya makro bazda baktığımız zaman ben hep şunu savunuyorum. Sen de bunu biliyorsun. Yani inovasyon Amerika'da olduğu sürece, iç tüketim ve likidite Amerika'da olduğu sürece yaşayacağımız veya yaşamamız muhtemel jeopolitik sıkıntılara uzak olan bölge Amerika olduğu sürece Avrupa'nın özellikle Almanya başta olmak üzere Rusya gazına olan bağımlılığının uzun bir dönem bitmeyeceğini göze aldığın zaman ki geçen açıklama yaptı Olaf Scholz biliyorsun. Yani Amerika Almanya'nın yaklaşık yıllık 96 milyar metreküp kullanımının 2026'da sadece 56 milyar metreküpü LNG olarak yapılabilecek, 2030'da 75 olacak. O konjonktüre baktığın zaman Avrupa'nın nasıl bu işten daha iyi hissedebileceği konusunda ben denklemin hiçbir şekilde mantıklı olmadığını düşünüyorum. Bence şu anda kısa dönem bir yatırımcıların getiri elde etmek için para plase etmesiyle alakalı bir mini bir rally yaşıyoruz. Avrupa varlıklarında bence orta vadede biraz daha normalleşecektir. Ozan çok teşekkür ediyoruz sana. Aktardığım bu yorumlar ve değerlendirmeler için böylelikle Finans Merkezi'nde bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.